malum hayat şartları çok zor. Dünya hayatı, yani ateş yanıyor ha. Biz elbimize bir şey alamıyoruz. Ne olursunuz bu zaman artık yeterdir bu zaman. Biz kiraları veremiyoruz. Oğlum bak evde çıkartıyorlar 7 milyar istiyorlar. Bu kiracılara bir şey verin yani. Ricada bulunuyoruz oğlum bu böyle olmayacak. Başbakanımıza rica ediyorum. Yani bir daha böyle olmasın. Bize biraz indirimi yapsın. Bize çoluk çocuklarımız şeydir. Ondan sonra niye böyle yapıyor yani ha? İşte görüyorsunuz. Çok hayat şartları zordur. Yani biz zor durumdayız. Eşim bir yaşlılık maaşı alıyor. Neye yetecek, neye yetmeyecek oğlum? Hani size söylüyorum. İnsan bir peynir alıyor, 100 milyon para. Şu kadarcık bir peynir. Bir şey alamıyoruz yani hayat şartları çok zordur ha. Ondan sonra bir de Selahattin Demirtaş'ı niye şeye koymuş? Yani onu başbakan yapacağız. Oyum onadır. Canımı onun için feda ediyorum. Selahattin'i o cezaevinde çıkarsın. Başbakandır. O çok bilen bir insandır. Çok bilgili bir insandır. Yani her şeye. Türkiye'ye çok iyi yaranacak oğlum. Yani ricada bulunuyorum. Onu çıkarsınlar böyle. Çok iyi bir insandır ha. Gündeminiz nasıl? Vallahi hayatımdan hiç böyle değilim. Ya hiç sorma. Neden dayı? He? Pahalılıktan dolayı. Tabii. Var mı pahalılık? Var tabii. Yok diyenler de var. He? Yok diyenler. Yok diyenler onlar hiçbir şey yaşamıyordu. Ot gibi yaşıyordular. Değil mi? Akranlarınız genelde eskiyi bahsediyor. Eskiden daha kötü. Ya. Şimdi karıştırma fazla. Hani o yok diyenler demek ki yaşamıyordular bu Türkiye'de. Yurt dışında yaşıyoruz onlar. Altında hani dünya ile ilişkisi yok o zaman. Öyle. E nasıl çözüldü? Ne? Çözüm nedir? Ya boş. Hadi kolay gelsin. Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? Herkesin nasılsa bizim kötü öyle oğlum. Herkes kötü duruyor. Vallahi kötü duruyorsa herkes alışverişte nasıl kötü oluyor bu? Var ne demek. Kötülesin abla. Var demek ki. Olmasa bu kadar koşturmayız. Çok şükür elhamdülillah. Hepimize sağlık sıhhat versin. Herkes çalışana bir ekmek parası var. Eskiden nasıldı abla? Vallahi hep aynı çalışıp yiyorduk oğlum. Şimdi 100 lira ise aylıklara da koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. İşte devletimize zeval vermesin, ne diyelim. Eskiden bir kişiye eve bakıyor biliyordu, şimdi bir kişi bakamıyor diyor genelde vatandaş. Vallahi o uzun süredir öyle oğlum. Biraz da biz de doyumsuz olduk. Eskiden bir tencere yemek yapıyorduk, bir tabakta yiyip kalkıyorduk. Şimdi herkes ayrı tabakta yiyor. Bunu da göz önüne almamız lazım. Kaynana istemiyoruz, kaynata istemiyoruz, anne istemiyoruz, baba istemiyoruz. Olacağı budur. Şükürsüzlük var mı? Var. Çok. Çoğu yapıyorsa çoğu da yapmıyor. Allah hepimize akıl fikir versin. Allah korkusu versin, peygamber saygısı versin. Peki nasıl olacak? Bilmiyorum, Allah bilir. Mi? Düzelir inşallah ya. Niye düzelmesin? Allah büyük. Yeter ki dışarıdan ayak değmesin vatanımıza. Gençler düzün. Genelde yurt dışına kaçacağım diyor. Pahalılıktan dolayı. Ya yurt dışında bedava. Ben bile kaçacağım mesela. Ne abi? Yurt dışında bedava. Sıkıldım bu İstanbul'da yaşamaktan. Hayatımdan sıkıldım artık. Zor geliyor artık bana her şey. Bu dünyada. Çok güzel diyor teyzem. Yok. Vallahi yok, billahi yok. Bak az önce ben iki tane cenaze namazı kıldım. Yine Cenab-ı Allah gani gani rahmet etsin. Memlekete gitti cenazesi. Ailesi bağıra bağıra ağlıyordu. Yazık, günah değil mi ailesine? Ben bundan bu kadar kardeşim. Ben başka bir şey söylemem, size hoşça kal diyorum. Niye kaçacağım diyorsun abi? Durup dururken ülkeni niye terk ediyorsun? Ülkeden sıkıldım artık. Ne var ülke? Çok sıkıldım. Çok güzel bir ülke. Neyse, siz kaçma diyorsanız ben de kaçmayacağım. Kalacağım. Burada kalacağım. Değil mi? Kalacağım. Bu İstanbul... Peygamber Ocağı. Bak, bu İstanbul Peygamber Ocağı. Bu İstanbul'da aç kalan, kaldım diyen yalan söyler. Pazardaki atılanı yese bir ekmek parası bulan gene doyar oğlum. Abi yalan söylüyor. O kadar memlekette aç kalırsın. Çünkü Mart ayında dikeceksin, kışa doğru yiyeceksin. Ben o kadar biliyorum. Çalışana her yerde ekmek var. Herkes çalışacak, o kadar. Teyzem doğru söylüyor. Her konuda hakkı bence. Yalan mı söylüyorsun o zaman sen abi? Ben yalan konuşmadım şimdi. Ben sana dedim ki. Ben kaçacağım ama nereye kaçacağım belli değil. Herhangi bir daha bir şey belli değil. Belki bugün kaçarım, belki yarın kaçarım. O belli olmaz. Benden bu kadar kardeş. Kaçma kaçma. Tamam o zaman, ben burada kalacağım. Teşekkür ederim. Tamam, rica ederim, önemli değil, hadi. Halkın gündemini soruyoruz. Gündeminiz nasıl? İyi. Kötü diyenler de var abi. Olabilir tabii, herkes kendisine göre yorumlayabilir. Bizim için iyi. Gayet güzel. Her şey yolunda. Şükür Mevla'ya, iyi. Gündemimiz ne olacak? Gündemimiz var da artık. Millette gündem mi kalmış? Niye abi? O perişan olmuşuz halk. Hiçbir şey almıyor, hiçbir şey olmuyor. Her şey berbat. Bu gidişle nereye gideceğimizi kimse bilmiyor. Onu da
Şaşırmışız kalmışız. Milletin içinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Nasıl, ekonomi nasıl abi? Ekonomimiz sıfırdır zaten, ekonomim mi kalmış? Peki diyenler de demek ki herhangi bir şeydir. Biz görmüyoruz ekonomi. Ekonomi diye bir şey kalmamış yani benim bildiğime göre. Eğer ekonomi olsa milletin bu gençlerin ne durumu? Adam okul okumuş, evde oturuyor. Niye oturuyor? Niye o zaman okul okuyor? Niye o kadar masrafı? Ben çocuğu okutmuşum, iki tane diploması var. Evde oturuyor. Ne olacak bunun sonu? Bir kahvaltı yaparım, çözüm edin. Ya işte bu çözümü gerek birisi bulabilir, kimse çözümü de bulamıyor bize. Yani çözüm yaklaşıyor biliyorsun. Burası seçim aynı de değişen bir şey yok. Seçimlerde hiçbir şey görmüyoruz ki. Ya 20 senedir bu üstte daha düzeliyor, düzeliyor, bir şey yok. İnşallah bir tanesi iyisi gelir, düzelir. Var mı iyi? Şu anda görmüyoruz ama inşallah olur. Ne hayırlısıysa Allah onu bize nasip etsin inşallah.